yeryüzünde birbirinden o kadar farklı dinler, inançlar, ibadet anlayışları var ki biz bunların hepsini birer kültürel zenginlik olarak kabul eden anlayışa sahip olduğumuzu bir kez daha burada dile getirmiş olalım. Alevi Bektaşi Kızılbaş inancı Cem'de yapılan 12 hizmet ritüelleriyle Cemal Cemal'e Hakk'ın varlığının Adem'de görünür olduğunu, kıblegahının da niyazgahının da insan olduğunu artık bütün dünya aleme aşıklarımız, sadıklarımız, ariflerimiz, bilgelerimiz, pirlerimiz yüzyıllar boyu anlattı bunu. Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli ne diyor? Keramet baştadır, tacda değildir, hararet nardadır, sacda değildir. Her ne arar isen kendinde ara, Kudüs'te, Mekke'de hacda değildir. Okunacak en büyük kitap insandır. Kimsenin Kudüs'üne, Mekke'sine saygısız değiliz. Kimsenin kitabına saygısız değiliz. Ama bizim referansımız bilimdir, akıldır, fikirdir. Aşıklar, sadıklar söylüyor. Diyor ki, gönül duyguların diliyle konuş, aşk ile çalınan saz yalan değil. Tanışayım dersen özünle tanış, sen senden haber al, öz yalan değil. Akıl, fikir en kıymetli varındır, güzel ahlak ile ruhun arındır. Kaderini çizen karakterindir, Hakk'ın söylettiği söz yalan değil. Kader diye insanları yatıştırmaya çalışan yapıların, anlayışların ya da dine mal edilen bu kurguların bizim dünya görüşümüzde ve inanç ibadet anlayışımızda yeri yoktur. Biz kaderci ve yazgıcı bir toplum değiliz. O yüzden cem evlerini ibadet yeri değil de kültür evleri gibi, kültür merkezleri gibi ya da işte İçişleri Bakanlığı'ndan görevlendirerek birileri gidin köylere, kentlere, cem evlerine bunların ihtiyacı nedir gibi böyle pervasızca, hayasızca Muaviye'nin, Yezid'in güttüğü siyasetin uzantısı olan bu iktidarın bu yaptıklarının ne anlama geldiğini 7'de 70'e hepimiz biliyoruz. Bu bizi yok saymaktır. Kendi özümüzden kurtarmak, kendilerine benzetme projelerinden başka bir şey değildir. Bu oyunlara toplumumuzun gelmeyeceğinden adımız gibi eminiz ama es kaza saflığından, iyi niyetliğinden dolayı da bu tezgahlara düşmesinler. Tamam, kapınıza kadar gelen bir kişiyi hadi çek git diyemezsin. Buyurun dersin, çayını kahvesini verirsin. Ondan sonra da aynı bu tavrı, bu düşünceyi, bu söylemlerle onlara açık, net bir şekilde karşı koymak ve güle güle demek gerekiyor.